En güzel yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır arkadaşlar. Mesela Almanya'ya gelmek istiyorsunuz. Tanıdığınızın tanıdığını mesela buluyorsunuz ve herkese selam arkadaşlar, ben Emre. Yepyeni bir video, hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde YouTube'da kanalımızın topluluk sekmesinde bir anket yayınlamıştım. Anketin sorusu şuydu: sizce üniversite öğrencisi olarak Almanya'ya geliş sürecinde hangisi aşılması daha güç bir zorluk demiştim. Finansal durumu gösteren bir belge sunmak ya da yeterli akademik başarıya sahip olmak diye iki seçenek sunmuştum temel olarak. Ve gördüğünüz gibi katılımcıların büyük bir kısmı finansal durumu gösteren belge sunmayı daha büyük bir zorluk olarak görmüşler. Bu videoda sizlere bloke hesap ve garantör konusu hakkında edindiğim bilgileri, tecrübeleri sizlerle paylaşacağım. Özellikle bloke hesap nasıl açılır, ben nasıl açtım, garantör bulurken nelere dikkat etmeliyiz gibi konuları sizlerle beraber bugün konuşacağız arkadaşlar. Beni bu videoyu ilk defa tanıyanlar için, ismim Emre, Almanya'da yüksek lisans öğrencisiyim. Yaklaşık 2 senedir Almanya'da yaşamaktayım ve burada tecrübe ettiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz ve bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Lafı fazla uzatmadan hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi Almanya'nın Türkiye Konsolosluğu'nun resmi web sitesindeyim. Bu tarz konular hakkında araştırma yaparken kesinlikle resmi web sitelerini baz almalısınız. İnternette bu konular hakkında pek çok web sitesi bulunuyor. Bu web sitelerin bazıları yanlış bilgiler içeriyor, bazısı ise eski bilgiler içeriyor arkadaşlar. Nihayetinde 2017 yılındaki belgelerle şu an 2022 yılındayız. Bu seneki belgeler bizim için farklılaşmış olabilir, yeni belgeler gelmiş olabilir. Eski belgeler artık istenmiyor olabilir vesaire. Burada bir sürü Almanya geliş şekli var. Mesela ben buradan kendim uygulamayı seçeceğim. Zaten buraya tıklamıştım. Master ve dil bilgisine sahip olarak. Yani bölümünüz İngilizce ise İngilizce belgeniz var. Bölümünüz Almanca ise Almanca dil belgeniz var. O şekilde yüksek lisans için gelme. Bak mesela buraya tıkladım. Adamlar direkt çok güzel PDF hazırlamışlar Türkçe ve Almanca olarak. Mesela gelin Türkçe'ye bakalım. Hangi dil belge ihtiyacım var? 2 adet başvurmam. Zaten bunlar çok basit. Vize ücreti 75 euro maalesef. Burada para gidiyor ama kaz gelecek yerden tavuk esirgenmezmiş arkadaşlar. Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerim olduğu sayfanın 2 adet fotokopisi. Bunlar zaten basit. 2 adet biyometrik fotoğraf. Bunu da biliyorsunuz. Bak mesela burada ne diyor? Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de görüküyormuş bu arada. Liste halinde hazırlanmış eksiksiz kronolojik özgeçmiş, yani CV'niz. Motivasyon yazısı. Neden Almanya'da üniversite öğrencisi olmak istiyorsun? Başvurunuz sırasında arkadaşlar mezun olduysanız diplomanız, eğer henüz mezun değilseniz o zamana kadarki notlarınızı gösteren transkript. Ben başvurdumda arkadaşlar mezun olmuştum ama mesela üniversite başvurusu yaparken, üniversiteleri tabii daha önceden başvuru yaptığım için, o zaman mesela sadece transkriptimi göndermiştim onlara. O da kabul oluyor yani. İşte diyor ki Türkiye'de halen üniversite öğrenimi devam ediyorsanız güncel öğrenci belgesi ve transkript. Bu da önemli bir noktaydı. Varsa okul ve üniversite öğreniminden sonraki faaliyetler, çalışmaya dair belgeler. De ne bileyim, staj yaptıysanız, bir yerlerde çalıştıysanız vesaire, iş tecrübesi. Almanya'daki yüksek okulundan akseptans yazısı, yani kabul belgesi. Yani başvurduğunuz üniversitenin size gönderdiği PDF, kabul PDF'i. Eğitim diline yeterli derecede hakim olduğunuzu kanıtlayan belge. Üniversitenin belirlediği şartlara göre. Yani örneğin mesela bölümünüz İngilizce ise IELTS ya da TOEFL ya da Almanca ise Almanca dil sınavlarının belgesi gibi vesaire. Bak burada Almanca dil belgeleriyle ilgili bilgiler varmış. Mesela Göte Enstitüsü, bu TERK, Österreichisches Sprachdiplom diyor, Avusturya Dil Diploması, TESDAF, efendime söyleyeyim. Geldik zurnanın zırt dediği yere arkadaşlar. Diyor ki ilk öğretim yılındaki masraflarınızı ne şekilde karşılayacağınıza dair belge. Şimdi bu oldukça önemli bir belge arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki seçeneğimiz yer alıyor. Bunlardan birincisi Sparkonto, yani bloka hesaba para yatırmak. Ya da ödeme gücü kanıtlanmış Almanya'da yaşayan birisinin size taahhütname vermesi, yani garantör olması. Şimdi gelin bloke hesap neymiş bakalım. Sanırım bu web sitesini ben burs videosunda göstermiş olmalıyım. Burası Auswärtiges Amt, yani Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesi. Diyor ki eğitim olarak, eğitim amacıyla Almanya'ya gelecekler için diyor bloke hesap açma. Bak burada hesaplanmış 10.332 euro 1 yıllık. Yani aylık olarak 861 euro. 861 çarpı 12, 10.332 euro ediyor zaten. 861 nereden çıkmış arkadaşlar? Almanlar oturmuşlar hesap yapmışlar. İşte bir öğrenci bir aylık neler yapabilir? İşte tiyatroya gider, alışverişe gider, şu kadar kira öder. Efendime söyleyeyim şu harcamalar olur. Böyle şeyler yapar, şu ne eder, bu ne eder. 861 euro demişler. Kazanırsa aylık, geliri olursa rahat rahat yaşar. Bunu burs videosunda söylemiştim. Benim aylık giderim örneğin asla ve asla hiçbir zaman 861 olmadı.
Yani 600 bile olmadı. Genelde 500 falan oluyor benim yani. 500 civarlarında. Çok açılsam bile 600 olmuyor arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Ki ben özellikle market alışverişinde para harcayan bir insanım aslında. Peki bloke hesabı nereden açacağız? Bu hizmet arkadaşlar pek çok yer vermekte şu anda. En bilinenleri ise Fintiba ve Expatrio adlı kuruluşlar. Bu kuruluşlar arkadaşlar bu işleri tamamen dijital olarak hallediyorlar. Nasıl yani? Aslında bunlar bir aracı kuruluş diye düşünebiliriz. Yani Fintiba diye bir banka yok ya da Expatrio diye bir banka yok. Bunlar diyor ki sen bize belgelerini gönder. İşte internetten bir forma üye olur gibi kişisel bilgilerini gir vesaire, pasaport numaranı vesaire vesaire. Biz senin için buradan banka hesabı açalım. Sonra sen o parayı bize gönder. Biz o parayı buraya yatıralım. Böylece aslında sizin işlerinizi onlar halletmiş oluyorlar. Ama işler çok hızlanmış oluyor ve dijitalleşmiş oluyor her şey, bütün süreç. Örneğin benim bildiğim kadarıyla mesela Deutsche Bank bu işleri en son fiziksel olarak yapıyordu. Yani bayağı işte Almanya'ya fiziksel olarak kağıt gönderiyorsunuz, ıslak imza gönderiyorsunuz vesaire. Mesela bence bu zaman kaybı, çünkü vize sürecine girmiş olanlar çok iyi bilecektir. Vize başvurularında arkadaşlar aslında en büyük düşmanımız zaman. Bir an önce o belgeleri toplayıp zamanında konsolosluğa gidip o belgeleri sunmamız gerekiyor. Böyle bir durumda dijitalleşmiş bir süreç bizim için oldukça zaman açısından tasarruf etmemiz anlamına geliyor. O açıdan ben Fintiba'yı ya da Expatrio'yu öneriyorum. Hem Fintiba kullanan hem de Expatrio'yu kullanan arkadaşlarım var. İki tarafta bu işlerin sorunsuz yürüdüğünden bahsediyorlar. Ben de Expatrio'dan açmıştım arkadaşlar hesabımı. Şimdi dilerseniz Expatrio'da mesela hesap nasıl açılır? Ona kısaca bir göz atalım. Şimdi Expatrio'nun web sitesine geldim. Open blocked account diyelim. Mesela master öğrencisi olacağım. Next. Are you already in Germany? No diyelim. Şu an mesela Türkiye'deyim diyelim. Are you at least 18 years old? Evet, 18'de Türkçe okumam. Bak burada diyor ki blocked amount per month, yani aylık blok hesap miktarı 861 çarpı 12. 10.332 euro. Diyor ki sonra account buffer 100, 49 ve 60'ta şey var, service fee. Yani burada şu oluyor, şu 100 euroyu arkadaşlar size 12. taksidi, yani 12. 861 euronuzu size gönderdikleri zaman 100 euroyu da peşinden gönderiyorlar. Bu 100 euroyu aslında hani garanti olsun diye, buffer yani, o şekilde almışlar. Toplamda arkadaşlar 10.541 euroya bizim blok hesap maliyetimiz açığa çıkmış oluyor. Ve burada da gördüğünüz gibi resmi olarak Expatrio, Alman devleti tarafından onaylanmış bir kuruluştur. Ve dediğim gibi ben de kullanıyorum. Sonra next diyelim bakalım. Sağlık sigortasına gerek yok mesela. Apply now diyelim. Şimdi kısaca süreci özetliyorum. Bak burada kişisel bilgilerini vesaire gir diyor. Invitation code varsa yazıyorsun. İşte adresin, üniversiten, vize, pasaport, confirmation, congratulations. Burada böyle bilgilerini giriyorsun. Ondan sonra bir gün falan bir onaylanma süresi oluyor. Bir günün sonunda diyor ki işte biz seni onayladık, işte bilgilerin doğruymuş. Hesabını açtık Almanya'da. Sen o parayı gönderiyorsun. Parayı gönderme metoduna göre para birkaç günde gidiyor Almanya'ya. Ondan sonra Expatrio size bir confirmation dokümanı gönderiyor arkadaşlar. Şimdi o dokümanın fotoğrafını ekrana veriyorum. Burada kısaca diyor ki bak diyor işte bu mesela işte Emre Kıymak. Şu doğumlu, şuralı. Bu adam diyor şöyle bir hesap açtı. İçinde şu kadar para var. Aylıkta bu kadar para gelecek diyor. Bu adam diyor blok hesap olayını halletti. Böyle bir belge. Confirmation belgesi. Onay belgesi yani. Bu noktada şöyle ufak bir parantez açmak istiyorum. Söylediğim gibi benim de bir Expatrio hesabım var. Expatrio'da arkadaşlarınızı davet ederseniz Expatrio size hediye olarak 10 euro gönderiyor. Ben de bu videonun altına bir link bıraktım. Bu linkten tıklarsanız Expatrio'ya ben sizi davet etmişim gibi abone olabilirsiniz. Eğer abone olursanız Expatrio'yu 10 euro gönderecek. Ben de o 10 euroyu size Almanya hoş geldin hediyesi olarak sizlere göndermek istiyorum. Böyle ufak bir jest düşündüm. Tabii ki katılıp veya katılmamak sizlere bağlı. Efendime söyleyeyim. Şimdi dilerseniz garantör nedir? Garantörlük nasıl olunur? Sizlere bunlardan bahsedelim. Evet, asıl PDF'imize geri döndüm. Bak diyor ki Almanya'da bir yabancılar dairesine sunulmuş. İşte falanca filanca maddelerine göre bir taahhütname, yani Verpflichtungserklärung. Belgenin adı bu arkadaşlar. Taahhütnamede Bonität nachweisen, yani ödeme gücü kanıtlanmıştır ibaresi yer almalıdır. Ve Almanya'daki kalış amacı olarak Studium, üniversite eğitimi veya Sprachkurs und Studium, yani dil kursu ve üniversite eğitimi belirtilmiş olmalıdır. Söylediğim gibi ben bloke hesapla geldim. Daha doğrusu gelmek zorunda kaldım.
Çünkü benim Almanya'da hiç tanıdığım yoktu arkadaşlar maalesef. Aslında garantör olayları daha maddi açıdan rahat bir yol. Yani genelde şöyle duyuyorum. Birileri mesela evet mesela Almanya'ya gelmek istiyorsunuz. Bir tanıdığınızın tanıdığını mesela buluyorsunuz ve o size işte taahhütname veriyor. Aslında yasal olarak hani o size bakmak zorunda ama bu tarz durumlarda gördüğüm kadarıyla sadece hani köprüyü geçene kadar diyeyim bu taahhütname işi olmuş oluyor. Ondan sonra Almanya'ya geliyorsunuz ve genel olarak kendiniz burada çalışarak vesaire burs kazanarak o üniversitenizde çalışarak vesaire para kazanıyorsunuz. Bu şekilde oluyor işler. Dolayısıyla aslında bütçeniz için biraz daha iyi oluyor. Peki garantörle ilgili detaylar nelerdir? Kimler bize garantör olabilir? Ben garantörle gelmediğim için bu konulara böyle bu yolla gelmiş birisi kadar hakim değilim. Ancak size bildiklerim ve arkadaşlarımdan öğrendiklerimi aktarayım. Öncelikle garantörünüzün bekar olması, işte evli olması veya evli ve çocuklu olması önemli. Örneğin evli ve çocuklu olduysa maaşının daha yüksek olması lazım ki size garantör olabilsin. Ama örneğin sadece bekar birisi tek başına yaşıyor. O zaman yaklaşık 2200 euroluk bir geliri olması size garantör olması için yeterli. Ve bu miktar arkadaşlar aslında çok yüksek miktar değil. Yani böyle birisini bulabilirsiniz. Garantörün sizin akrabanız ya da kan bağınızın vesaire olmasına gerek yok. Herhangi birisi olabilir. Sadece işte Almanya'da çalışıyor olması gerekiyor. Genel olarak bu şekilde söyleyebilirim. Yani aslında işte buralarda tanıdığınız varsa ya da akrabanızın bir tanıdığı vesaire varsa öyle birisini bulup böyle bir şey rica edebilirsiniz bence. Yani sonuçta sizin geleceğiniz söz konusu, her yolu denemek lazım diye düşünüyorum. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra ne diyor işte Türkiye'de SGK tarafından düzenlenen AT11 sağlık sigortası belgesi. Bu zaten ücretsiz olarak temin edilebiliyor arkadaşlar. İşte ailenizle beraber geleceksiniz, eşiniz için vesaire. Şimdi bu senaryolar bizim öğrenci senaryomuza uymadığı için buraları atladım ve sonra zaten Almanca versiyon çıktı. Peki sosyal medyadan özellikle Instagram'dan gelen sorulardan birisi de şu. Ben 10.332 euroyu toplayamıyorum. Sonuçta yüksek miktar gerçekten. Yani o kadar parayı toplamak kolay değil. Özellikle günümüz kurunda, TL kurunda. Hepimizin burada akrabası olmak zorunda da değil. Tanıdığı olmak zorunda da değil. Garantör bulmak da kolay olmayabilir. Üçüncü bir yol var mı? Finansal durumu gösterebilmek için. Üçüncü bir yol var arkadaşlar. Üçüncü yol burs bulmanız. Ancak dikkat. Burada bulacağınız burs aylık 861 euro değerinde olmalı ki sizden ekstra bir belge istemesinler. Yani diyelim 400-500 euroluk bir burs bulursunuz. Kalan işte 361 euroyu mesela bir şekilde garantörle vesaire halledersiniz. Öyle bir olay da olabilir bu arada. Hani ikisi beraber olur. Birbirini tamamlar 861'e. Peki burs bulabilir miyiz? Bununla ilgili bir video hazırladım arkadaşlar. Tam şurada şimdi çıktı. O videoda her şeyi çok daha detaylı açıklıyorum. Ancak burada özet geçmem gerekirse Türkiye'de maalesef çok fazla burs seçeneği yok arkadaşlar. Yani bilmiyorum belki de ben bulamamışımdır ama ben ararken kendime uygun sadece bir burs buldum. O bursun da yarısı hibeydi, yarısı krediydi. Burada zaten döviz kurundan dolayı bir dezavantajlı durumda başlıyorsunuz finansal açıdan hayatınızı. Ben bir de krediyi mi ödeyeyim yani dedim. Dişimizi sıktık, blok hesapla geldik. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle beraber Almanya'da üniversiteden kabul aldıktan sonra konsolosluğa finansal durumumuzu nasıl gösterebileceğimize dair konuştuk. İki seçenek var, bloke hesap ya da garantör. Eğer tanıdığınız varsa direkt bence garantör yöntemine başvurun. Tanıdığınız yoksa, köşede birikmiş az buçuk paranız varsa bence bu para eğitime harcanabilir bir paradır. Tabii ki son karar sizin. Yatırım tavsiyesi değildir. Ancak benim 25 yıllık hayat tecrübeme göre en güzel yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Mümkünse Almanya'da görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.